Turhan? Nohutlar sanırım kendiniz haşladığınız evet, nohutları belli oluyor. Çünkü tam olarak pişmemiş nohutlar biraz dişe geliyor. Yok be. Tıkır. Ezilmiş yani, bakar nasıl mısınız? Ezilmiş? Aa, helva gibi. Evet, helva gibi. Helva gibi dağılıyor. Ben de inanın ki yani nasıl buradan da alıp yenmez şimdi ama bir tane daha alayım. Al al, belki bir tane şöyle denk gelmiştim. Yanılmayayım diye nohutunu ayrı, tamam, mantasını ayrı alarak. Şu andaki de mi böyle? Hayır, şu andaki ikiye bölünmüş ve gayet pişmiş bir nohut geldi. Bir tane denk gelmiş çünkü ben özellikle nohutuna baktım, bayağı dağılıyor. Ben de ilk baktım önce nohutu. Bunu bir cevaplayın. Nohutu sert gelen var mı? Hayır. Kabuklu geldi bana. Kabuk geldi, onu evet, söyleyeceğim kabukları zaten. Geldi yani, kabuk geldi. İçi hamur gibi olmuş, kabuğu geliyor ağzına. Ayıklamadın mı kabukları? Ya. Hayır, kabukları ayıklamadım. Niye? O kadar da yani yapamazdım. O kadar da yani, o kadar doğru canım. Beni yaptım yani. Ya nohutlu bir yemekte niye nohutun kabukları ayıklansın, değil mi? Ama yapacaktınız işte. Mediha Hanım yani. Yani ya sen şimdi böyle bir şey dışarıda yedin diyelim. Dışarıda yedin diyelim. Çünkü neden böyle? Ama sadece bu değil. Sadece bu değil. Vazgeçtim. Kesilmiş. Ama Turhan bir tamamlasın yorumunu da. Tamam. Ben sadece nohutu sormuştum. Tamam. Tamam, nohuttan sonra mantıya gelecek olursak evet, mantıda elde açılmış evet, belli. Açtı. Ama bu mantılar biraz bir tık daha küçük olabilirdi sanki. Yani tek başına mantı olarak gelse bu orada bir sorun yok ama yüksük çorbasının içerisinde bu kadar büyük olmaması gerekiyordu diye düşünüyorum. Lezzeti? Lezzetiyle ilgili bir sorun yok. Benim sevdiğim bir lezzet, ekşiliği yerinde, baharatı yerinde, tuzu yerinde, evet, lezzetiyle ilgili bir sorun yok. Bugüne kadar içtiğim, bugün 3. günümüz, bugüne bu kadar içtiğim. Bu haftaki en iyi çorba diyorsun. Evet, bu haftaki en iyi çorba. Hasan? Benim çok hoşuma gitti işin açıkçası. Aa, ne güzel, afiyet olsun. Afiyet olsun. Aynen, yani afiyet eğer güzelse, olsun. Bakın ben hakla konuşuyorum. Yani Merve Hanım'a da haliyle hakla ben gittim ama kendisi bana hiç hakla gelmedi. Çok ayıp etti, 0 verdi. Şimdi o konuya da fazla dönmek istemiyorum ama ruhum da oraya gidiyor. Engel olamıyorum. Darlandım. Çünkü 0 puan haliyle hayatta verilmez. Çorbanız güzel. Çorbanız çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ne güzel. Pınar, sen ne diyeceksin? Ben de nohutlarını pişmiş buldum. Sadece kabuklarını soyabilirdi. Kolay yöntemleri var. Suyun altında tutup hızlı su yaptığınızda kabuklar kendiliğinden çıkıyor zaten. Şimdi kabuk neden oluyor? Hızlı pişirdiğimiz için kabuklar çıkıyor. Normalde hani geceden ıslatıp sabah pişiririz ya. O zaman kabuklanmıyor. İşte ama o yüzden ayıklamamız lazım. Hızlı çok bir şekilde ama tek tek de yani ayıklayamazdık. Hacı bunun esküzü olamaz. Nohutlu bir şey yediğimizde dışarıda yediğin ağzına kabuk geldi. Sen buna tek tepki vermez misin? Yok. Yani bir tazikli soğuk suyun altında tuttuğun zaman, suda beklettiğiniz zaman zaten onlar yukarı çıkacak. Atar kendini ya. Kabuklu olmaz. Olmaması lazım. Herhangi bir kabukla herhangi bir şeyin bile kabuğu gelmemeli ağzımıza yani. Ama lezzeti? Kabuk konusunda lezzeti güzel olabilir, ama yüksüğün içindeki et biraz kokuyor bana. Neden koktuğunu da anlamadım. Kokuyor mu? Kokuyor evet, mu? Bana gelmedi. Yok, ısırıldığımızda kuzu falan kullanmış olabilir mi? Böyle yok, hayır, dana kıyma. Gerçekten neden koktuğunu bilmiyorum ama çok hafif koku var ama onun dışında kesilmiş bir de. Kesilmiş mi? Evet, kesilmiş. Kesilmiş mi çorba? Hatta şöyle kaşığa vurup çektiğimizde hayır, şurada tane tane yoğurtları görebiliyorsunuz. Hayır, yoğurt öyle biz bırakır. Hayır, Pınar Hanım yanlış. Kesildi mi? Sen doğrusunu söyle bize, zaten çekti kameralar. Hayır, kesilmedi. Kesildi mi? Görürüz. Kesilmedi Zuhal Hanım. Yok, kesilmemiş. Nereden çıkardın onu ya? Bence abartıyorsunuz. Ha, gerçekten hakla konuşuyor. Yani Pınar Hanım yemekten anlamıyorsunuz bence. Efendim sen Mediha bir şey dedin. Yemekten anlamıyorsunuz. Gerçekten anlamıyorsunuz. Bu kadar kişi beğeniyor. Ben kesilmediğinizi söylüyor. Hayır, beğendim zaten. Lezzet hayatım, olarak. Yoğurdu, ne yoğurdu kullandın pardon? Ama sadece kesilmiş gibi geldi normal, bana. Market yoğurdu. Evet, bazen farklı yoğurtlar getiriyor yarışmacılar kendileri. O yoğurdun cinsinden de kaynaklanıyor olabilir ama bir kesilme yok tuzlu yani. Tuzlu yoğurt falan oluyor. Ha mesela ben de ondan acaba dedim, tuzlu yoğurt falan evet, kullandı, kese yoğurdu falan ondan. Salçalı evet, olmuyor muydu bu? Bu salçalı da oluyor. Salçalı evet, da var. O sen yoğurtla genelde salçalı yaparlar. Bizde de genelde salçalı yapılmıştır. Sen yoğurtlusunu tercih et. Öyle bir tarif de var. Sen ne diyeceksin Merve? Zuhal Hanım, bu çorba kesilmiş. Yani ben evde de yapıyorum. Büyük ihtimal nasıl yaptınız artık? Yumurtanın akınını da mı koydunuz? Kesilse kesildi der Gürbüz'ün babası. Yok hayır, ben evde de yapıyorum ama bu çorba kesilmiş. Ben tavuk çorbasını terbiyeli yapıyorum. Sen Gürbüz'e, kameramanlara inanmıyorsun. Evet, yok. Öyle yani, mi? Neye dayanarak konuşmuyorsun? Ya neye dayanarak? Kesildiğini düşünüyorum çünkü ben evde yaptığımda hiç onlardan kesilmedi olmuyor diyor çeken insanlar. Kime inanalım sence? Ama durduğu için sonradan şöyle bakın. Durunca şuralarda kesin yoğurt parçaları. Ya yoğurt durunca kesilir mi? İlk kattığın zaman kesilmemiş olan bir şey. Yani ben sence nereden yaparken az bile kaçırsa fark eder de. Olur mu öyle şey? Biraz önce öyle söylemiyordunuz. Pınar Hanım öyle söyledi. Hayır, ısıtırken kesilmiş olabilir. Tamam. Yani 1 dakika bile sürmedi. Tamam isıtmak. Geçiyorum. Ben bu çorbayı biliyorum. Yüksük çorbası yoğurtsuz olur. Hayır, salçalı suyla kaynatılır. Yanlışınız var. Ben evet, Mersinliyim. Tamam. Aynı zamanda ben internetten de baktım. İnternetten de baktım. Hiçbir şekilde ben böyle yoğurtlu görmedim. İnternette her bilgi güvenilir değil. Yok, hayır. Evet. Yani ben salçalı gördüm. Yoğurtlu versiyonu var. Anladım. Sanki fazla puan vermemek için. Hayır. Yoğurtlu daha önce yok. Bir dakika Turan Beyciğim ya. Bir dakika. Bir yorumumu yapabilir miyim? Bugün hep böyle gidecek miyiz Turhan Beyciğim? Evet ama siz hep benim yorumumu kesiyorsunuz. Sohbet ediyoruz burada yani. Tamam ama bir dakika ben yorumumu bitireyim ondan sonra siz sohbetinize edin. Tamam. Devam ediyorum. Siz bitirin ben konuşacağım. Elinizle açmışsınız. Emeğinize sağlık. Biraz büyük olmuş. Evet. Isırdığımda bir değişik bir tat geliyor kıymanızdan. Normal mantı. Aa. Evet. Değişik bir tat geliyor. Değişik bir tat. Nohutun kabuklarını ayıklasaydınız daha güzel olurdu. Onun dışında hem burada aynı kıymayı hem de yemeğinizde aynı kıymayı kullanmışsınız. Hayır, kullanmadım. Ne yaptınız? Nereden biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Tamam. Daha kıymalı bir ürün yani sonuçta. Onu yemediniz. Tamam da onu yemediniz. Tamam da. Daha ortaya gelmiyor yani. Fikir yürütüyor herhalde. Kebabı neyle yaptı? Bilmiyoruz. Köfteyle yapılıyor. Bu da kıymalı, o da kıymalı. Tamam. Onu demek istiyorum. Burada da nohut kullandı. Tamam. Ara menüsündeki humusta da nohut var. Ifade ettiniz. Onu demek istiyorum. Şey. Bir üründen 2 tane değişik yemek yapıyor. Ama şimdi bunun içine koyduğu kıymanın bir tuz konulur, bir karabiber konulur. Oradaki bir kebaptan bahsediyoruz. Belki farklı baharatlar. O zaman bir domatesi kullandığımız zaman başka bir yerde kullanmıyor. Onun içerisinde yani biber var, şey var, soğan var, sarımsak var. Hani baharatlar var. Neyse farklı. Oraya geleceğiz. Hasan kıymadan. Sen beğenmiştin. Başka kim beğenmedi? Herkes beğendi yani genel olarak ama evet, sanırım Merve beğenmedi. Ben beğendim dedi çünkü. Ben beğendim. Tat olarak beğendim. Sadece dediğim aksaklıklar var. Merve Hanım'ın çok pardon yanlışı var. Biz yoğurtlu da yapıyoruz. Ekşili de. Ekşili şöyle yapmadım salçalı. Şimdi ana yemeğim hani domatesli salçalı tarzı olduğu için bu da şimdi yoğurtlu diyeceksiniz. Evet, yoğurtlu versiyonu var, daha uyum sağlar diye o bakımdan. Ama ekseriyen salçalısı yapılır çünkü ilk akla gelen de salçadır. O konuda haklısınız ama yoğurtlu versiyonu da var. Sen böyle tercih etmişsin, açıklamanı da yaptın. Ispanaklı sufle mi geliyordu? Evet. Başka? Artı humus. Artı humus. Yüzük çorbasını ben beğendim. Aşırı derecede bence güzel yapmıştı arkadaşımız. Bence hiç kesik değildi. Kesikle hiçbir alakası yoktu. Hatta tadı falan 10 numaraydı. Yüksük çorbasının lezzeti güzeldi. Her ne kadar bazı arkadaşlarım kesildi dese de biz de çorbanın kesilip kesilmediğini anlayacak bir damak tadına sahibiz herhalde. Bana göre çorba kesilmemişti. Lezzeti gayet iyiydi. Oradaki tek problem bence nohutların bana gelen bazılarının biraz sert olması, bir de mantısının biraz büyük olması ama lezzetinde hiçbir sorun yoktu. Merve Hanım kıskandı. O yüzden bahane bulmaya çalışıyor yani. Hayır ya ne kesilmesi yaparken gördünüz yani nerede kesildi? Abartıyor. Yani yaptığıma inanamıyor ya o bakımdan şaşırdım Merve Hanım. Mutfağa da giremedi şokta. Sizin için çok kıymetli ya, önemli ya el açması börek, diye. Şimdiki yediğimiz çorbanın içerisinde de el açması bir mantı vardı. Onun için soruyorum. Evet. Kolaya kaçmış, büyük yapmış mantıları. Gene yaranamadı. Yani. Tabii küçüğünde daha çok uğraşırız. Tabii ki de. Yani da az buz yapılmaz yani. Kaşığı aldığımız zaman 2-3 tane sığması gerekiyordu en azından. Zuhal Hanım yani bu çorba. Ya kolaya bir yerde kolaya kaçmış olabilir ama sonuçta gene bir mantı hamuru açıyor, yapıyor, elinde kapatıyor. Elinde açmış, elinde yapmış. Yani hazır donmuş mantı da kullanabilir. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Turan Bey. Benim 6-7 tane açtığım börek hamuruyla onun bir tane yuvarlak açıp içinde 4-5 tane yoktu yani. Ya sanki kendisi 4 dörtlük yaptı da böreğini kesemedik, her şeyi tuzlu, brokoliyi blend etmiş vermiş önümüze. Bu kadar yani. Mantı hamurunun hiç denk değil bir kere. 4-5 tane bayağı vardı mı? Ama büyüktü, çok gözüküyordu. Yani dolu doluydu. Sizin yaptığınız börekle bu çorbanın içindeki mantı aynı ele almaz. Haşlanıyor çünkü. Haşlansa da ama bir el alıyor yani o mantıyı hazırlanan. Tamam ben de tek hepsini açıp içini doldurup sarıp ondan sonra yuvarlayıp fırına veriyorum. Merve Hanım sanırım içini Tuz basmadığım için bu şekilde söylüyorsunuz. Yo, hayır. Bence çorbanız kesilmişti. Ben hala onu savunuyorum. Hayır, çorbanız tuzluydu yalnız. Kesilmedi. Çorba tuzsuz mu? Bence kıskanıyorsunuz Merve Hanım. Hiç tuzuyla ilgili bir şey söylemediniz. Yok, tuzu iyiydi. Tuzuyla ilgili bir şey söylemedim çünkü bana tuzlu ya da tuzsuz gelmedi. Niye bize o zaman siz öyle tuzlu şeyler içirdiniz? Madem bu tuz iyiydi. Benim çorbamın da tuzu iyiydi. Ben sadece taratorlarımın tuzlu olduğunu kabul ettim.